Merhaba arkadaşlar, ben Nedir TV editörlerinden Burak Semişenyurt. Yeni bir görsel dersimize daha birlikteyiz. Bu görsel dersimizde sizlere Nlog kütüphanesini 5 dakika içerisinde loglamak için nasıl hazır hale getirebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Tabii bu biraz mecazi anlamı aslında bakarsanız. Hedefimiz loglama mekanizmasının önemli olduğunu vurgulamaya çalışmak. Loglamanın neden önemli olduğu haricinde loglarken hangi hususları göz önüne almamız gerektiğine birazcık bakmak ve aslında bu loglama kavramını herkesin bilinçlenmesi açısından bir şekilde vurgulamaya çalışmak. Yani loglamaya aslında dikkatinizi çekmeye çalışacağımız basit bir görsel ders olacak. İlk olarak dilerseniz, affedersiniz, ilk olarak dilerseniz arkadaşlar loglamanın neden önemli olduğundan biraz bahsedelim. Ben geçmiş tecrübelerimizden veya etrafımızda görmüş olduğumuz senaryolardan yola çıkarak birkaç maddeyle bunu özetlemeye çalıştım. Aslında kullanıldığı yerler açısından bakıldığında son derece stratejik bir blok uygulamalar için. Bu sebepten dolayı da zaten hani cross-cutting olarak değerlendirilen bir yapı. Şimdi uygulamaları geliştirdiğimiz ortamları haricindeki ortamlara taşımamız söz konusu oluyor. Bu çok doğal olarak deployment olarak adlandırdığımız bir süreç. Ama taşıdığımız ortamlarda debug etme, uygulamayı debug etme gibi şanslarımız genellikle bulunmuyor. Uzaktan bile olsa hani buna yetkiniz olmayabiliyor vesaire. Böyle durumlarda uygulamanın kritik yerlerinde ne zaman nasıl patladığını, exception'ların neden fırladığını incelemek adına işte böyle bir dosya açıp içerisine string builder'larla bir şeyler yazmak yerine kolayca konfigürasyon dosyasından değiştirebileceğimiz, stratejisine karar verebileceğimiz loglama mekanizmalarını kullanmak çok daha avantajlı. Mesela birinci kullanışlı olduğu yerlerden bir tanesi bu developer açısından baktığımızda. Yani siz bir ürününüzü, yazılan bir ürünü ya da ekip olarak development ortamından test ortamına taşıdınız. Test ortamında çalışmasını bekliyorsunuz ama işte connection açılırken patladı. Oradan hani exception mesajına bakıp bir takım bilgilendirmelerde bulunabilirsiniz. İşte dersiniz ki burada connection'ı açamadı. Demek ki o makineyle konuşmak istediği database makinesi arasındaki iletişimde bir sıkıntı var. Hani buna karar verebilirsiniz. Basit anlamda. Bir diğer konu tabii ki bununla paralel bağlantı olarak ifade edebiliriz. İstisnaların yani özellikle bizim açımızdan önemli olan errorlerin, hataların kodun dışında yakalanabilmesini sağlıyor. Hani debug etmenize gerek kalmadan chat diye orada exception durumları yakalayabiliyorsunuz. Bunları tabii seviyelendirebilirsiniz loglamalarda. Yani her şeyi yakalasın veya bir kısmını yakalasın şeklinde de ayarlamalar mümkün. Diğer bir kullanış noktası benim gördüğüm kadarıyla hatta hani çeşitli uygulamalarda yaptığımız kadarıyla söyleyebilirim. Business value'su olan bir takım veriler de söz konusu. Hani bütün database üzerindeki hareketlilikler haricinde log'a atılan bazı örneğin kullanıcı hareketleri de olabiliyor. Bu hareketler geriye dönük tutulduğu zaman işte log'lara bakarak bir müşterinin veya işte sistem içerisindeki bir aktörün herhangi bir zaman diliminde nasıl bir hareket yaptığını ispat edebilecek şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. Bu noktalarda mesela log'lama önem arz edebiliyor. Diğer bir husus aslında uygulamalarımızın çalıştıkları müddetçe izlenebilmesinde de önemli rol almakta loglama mekanizmaları. Yani burada örneğin sistem içerisinden dışarıya doğru yapılan çağrıların, örneğin servis çağrılarının cevap verme sürelerini de logda tutabilirsiniz, loglayabilirsiniz. Bu loglara bakaraktan uygulamanın monitör edilmesi yaşamının söz konusu olabilir. Dışarıyla olan haberleşmesi örneğin. Bunlar hani birer information olarak tutulabilir. Bir error vesaire değildir ama bir sonraki maddeyle bağlayalım dilerseniz. Bu süreler başka bir yönetici program tarafından yorumlanıp size bir erken uyarı sistemi olarak bilgi verebilir. Örneğin işte der ki işte zaman içerisinde şu servislere olan çağrılardaki talep süreleri şu kadar azaldı, yavaşladı gibisinden. Dolayısıyla aslında log dediğimiz noktada çok ciddi anlamda oluşan veriler de var. Kullanılabilir veriler de ortaya çıkmakta. Peki önemli olan noktalardan bir diğeri de neler? Yani diğer hususları neler? Neden hani loglama önemli olduğunu birkaç maddeyle ifade etmeye çalıştık ama
Şu hususlara da dikkat etmek lazım. Mesela sıfırdan mı yazmak lazım acaba bir loglama mekanizmasını, yoksa hani var olanlarını kullanabilir miyiz? Bugün çok popüler olan, hepimizin duyduğu Log4Net, Nlog veya işte Enterprise Library ile birlikte gelen işte loglama bloğu gibi, logging blog gibi yapılar popüler, hani kullanılmaktalar. Biz peki neden sıfırdan yazalım? Gerçekten yazsak buna değer mi? Buna bir bakmak lazım ama sonuç itibariyle logging gibi cross-cuttingler kendi içerisinde solid ilkelerini çok düzgün ve muntazam şekilde uygulamaya çalışırlar. İşte IOC container'ları dediğimiz o popüler enjekte modellerini standart olarak içerisinde barındırırlar. Bunları hani keşfetmek, yeniden öğrenmek ya da hatırlamak babında tekrardan yazılıp işte Ar-Ge amaçlı olarak yazılması düşünülebilir. Ya da hani kurum içerisinde dışarıdan bu tarz kaynakların kullanılmasına karşı bir strateji vardır. Kullanılmaması isteniyordur. Böyle bir durumda hani kendi loglama stratejinizi yazabilirsiniz. Ama biraz sonraki örneğimizde konfigürasyon dosyasında hedef logun nereye yazılacağını söylerken bayağı bir seçenek çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla hani pek de gerek kalmıyor gibi. Zaten videomuzdaki amaç da bilinçlenmek. Hani loglama mekanizmasının sanıldığı kadar zor olmadığını, kolayca entegre edilebildiğini ifade etmeye çalışmak. Diğer bir husus loglama ilişkili. Her şeyi loglamalı mıyız? Log tutmak evet güzel bir şeydir. Çok fazla bilgi verir ama her şey loglanmaya başladığı takdirde bu durumda gereksiz yere şişecek veya büyüyecek bir veri yığınıyla da baş başa kalabiliriz belirli bir süre sonra. İçerisinden bir takım anlamlı verileri çıkartmak zorlaşabilir ve onun için daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalırız. Bu da bir maliyettir sonuç itibariyle her açıdan bakıldığında. Dolayısıyla buna karar vermek lazım. Buna karar verirken hangi seviyelerde ne tür bilgilerin loglanması gerektiği de önemli. Burada seviye bazında logları tutabiliyoruz. Bu zaten hani pek çok mekanizmada söz konusu. Hani bir web uygulamasının trace mekanizmasında, bir VCF servisinin mesajlarının trace edildiği mekanizmalarda da siz hani her şeyi trace etsin, izlesin mesela ve yazsın bir yere diyebiliyorsunuz. Veya işte sadece şu seviyede exceptional durumları ya da errorları sadece yakala ve onları logla gibi ya da trace et logla gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu seviyelendirme de zaman zaman önemli loglamada. Log verisi büyüdükçe tabii bunu nasıl değerlendireceğimiz de önemli. Bazı hani entegrelerini de görürsünüz log mekanizmaları. Mesela işte Memcached gibi bir NoSQL çözümünün Nlog'la hibrit olarak kullanıldığı kütüphaneler de vardı. Burada hani büyüyen logun dağıtık mimaride, dağıtık yapıda efektif şekilde tutulabilmesine yönelik olarak geliştirilmiş kütüphaneler de söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani burada da büyüyen bir veri söz konusu olduğu için her ne kadar ürünlerimizdeki transactional işlemlerin olduğu hani yapılar kadar büyük olmasa da sonuçta ciddi anlamda bir süre sonra büyüyecek bir veri oluşacak. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Hani bu iyi şekilde değerlendirmeleri, uygulama performanslarını ölçmek, monitör edebilmek onları, hataları önceden sezinleyip hani gerekli warningleri verebilmek gibi işte geriye dönük anlamlı bir takım şeyleri loga atabilmek gibi şeyler düşünebilir. Çok doğal olarak değerli log üretimi için de bir takım şeylere, kriterlere dikkat etmek lazım. Burada biraz da aslında log'a bakacak olan gözlerin bakış açısı da önemli. Yani bir log bilgisine iş biriminden birisinin bakmasıyla, örneğin e-mail olarak düşen bir log bilgisine, bir developer'ın bakış açısı tamamen farklıdır. Developer için error, fatal error gibi ya da warning gibi şeyler değer arz ederken, mesela IT yöneticisi için information'lara içerisinde gelen, yani information tipinde gelip de içinde servislere olan çağrı sürelerinin yazıldığı bilgiler daha kıymetli olabilir. Dolayısıyla hani bunu değerli hale getirmek lazım logu üretirken ve hakikaten çok gereksiz ifadelerden de kaçınmak lazım. Hani çok büyük log verilerini oluşturduğu sistemlerde gerçekten çok titiz olarak bazen mesajın harfine kadar düşünmek gerekiyor. Bir de tabii ki önemli bir diğer husus da loglar nereye yazılacak? Yani bunları nereye tutacaksınız? Yani çok basit bir kişisel bilgisayar uygulamalarında yani böyle enterprise çözüm diyemeyeceğiniz uygulamalarda bunları hani tekste tutabilirsiniz. Çok pratik ama enterprise çözüme gittiğiniz zaman illaki bu log verisinin işlenebilir olması isteneceğinden
büyük ihtimalle ve kuvvetle muhtemel relational bir modelde olması beklenecek. O zaman işte bir database'e yazması isteyecek. Ama bunun dışında pek çok yol var. SMS ile logun atılması, bir servise log mesajının gönderilmesi, orada değerlendirilmesi, işte mesela cloud'a gönderilmesi vesaire gibi, böyle aklımda, veya bir MSMQ'ya mesela kuyruk sistemine pardon affedersiniz gönderilmesi gibi senaryolarda söz konusu olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar, loglamada bu tarz dikkat edilmesi gereken hususlar da var. İşte biz videomuzun başında hani dedik ya, 5 dakikada loglama nasıl yapılır? Evet, şimdi göreceğiz. 5 dakikada nasıl ayağa kaldırıyoruz, konfigüre ediyoruz, bir log sistemini göreceğiz, ama onun dışında kalan böyle önemli parçalar da var. Neden log'a ihtiyaç duyduğumuz, loglamaya ihtiyaç duyduğumuz ve log'da yaparken, atarken yani dikkat edeceğimiz konular. Tabii bütün bunların öncesinde log atabilmeliyiz. Şimdi işte demomuz, aslında bu görsel dersimizdeki demomuzun amacı bu. NuGet paket yöneticisi, biliyorsunuz hepiniz, VisualStudio'da çok sık kullandığımız yapılardan bir tanesi. Bundan faydalanarak ben bir nlog paketi indireceğiz ve onu kullanmaya çalışacağız. Dilerseniz hemen VisualStudio ortamımıza geçelim. Bu arada ben evet recording yapıyormuş videomuza emin olmak istedim. Şimdi aslında hemen Manage NuGet Packets diyerekten paket yönetim aracımızı açalım. Burada internet üzerinden nlog mekanizmasını, kütüphanelerini arıyor olacağız. Birden fazla ürün gelecektir tabii ki çok doğal olarak karşınıza. Bakın burada mesela bahsettiğim Memcache ile entegre edilmiş bir versiyon var nlog'un. Nlog Basic Logging Adapter for the Enim Memcache Library. Enim de Memcache'in .NET tabanlı sürümü bildiğim kadarıyla uygulanabilir gibi hibrit çözümler de var. Biz şimdi burada çok basit olarak nlog'u install ediyoruz. Bundan sonra bir de konfigürasyon dosyası için, yani konfigürasyon özellikleri için nlog configuration kütüphanesi de install edelim. Bunun bağlı olduğu başka kütüphaneler de var. Şurada görüyorsunuz. Nlog schema'yı da dahil edecek. Orada biz IntelliSense özelliğini de aslında dahil etmiş olacağız. 3 tane ürün paralelinde geldi. Uygulamamızın yapısına bakacak olursak, referanslar kısmında nlog kütüphanesinin ilave edildiğini ve daha da önemlisi nlog.config isminde bir dosyanın oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu dosyanın içeriğine bakacak olursak, zaten hani günümüzde bu tarz template'lerde mutlaka developer'ın rahatlıkla ya da ezberci olmadan iş yapabilmesini sağlayacak ipuçları bırakılmakta. Temel olarak bir log mekanizmasını siz tasarlayacak olsanız, konfigürasyon dosyasında şunları söylerdiniz. İşte bu log'u hangi targetlara göre yazacağız ve kurallarımız neler olacak? Hani logging ile ilişkili bir takım kurallar, hangi seviyede efendim söyleyeyim, loglama yapacağız, bu loglamayı yaparken hangi hedefe doğru yapacağız gibi. İşte onunla ilişkili burada bir takım ayarlar var. Çok detayına girmeden, hani sonuç itibariyle bunu sizin de araştırmanız gerekiyor. Biraz da kendinize biraz da ödev çıkartabilirsiniz. Bakın burada çeşitli attribute'larla bezenmiş bir targets ifadesi görüyoruz. Tip, tahmin edeceğiniz üzere loglamanın şu anda dosya tabanlı yapılacağını ifade etmekte. Burada text tabanlı bir içerik oluşacak. Oluşacak olan içerik filename'de belirtilen ve süslü parantez içerisindeki keywordlere göre ifade edilmekte. Buna göre diyoruz ki, diyor ki işte örneğin kök klasör uygulamanın olduğu yerde log isimli bir klasör açacak. Oraya tarihi kısa formatta girecek. Dolarla başlayanlar tabii ki burada gönderilen komutlar konfigürasyon kütüphanesine uzantısını verecek vesaire gibi. File dışında tabii kullanabileceğiniz başka alternatifler de var. İşte IntelliSense burada nlog'un kullanımını oldukça kolaylaştırmış. Bakın gördüğünüz gibi pek çok alternatifimiz var. Yani direkt konsola da yazdırabiliriz. Biraz sonra bakarız ona da. Database'e yazdırabiliriz. Efendim söyleyeyim. Mail olarak atılması söz konusu olabilir. Efendim söyleyeyim. Başka neler neler var. Ben SMS demiştim ama biraz atmasyon olmuş orası. Ama hani siz büyük ihtimalle genişletilebilir buradaki özellikler gibi, ama mail varmış. Sonuçta iletişimle ilişkili olaraktan. Şeklinde bir takım alternatifler var. Biz file olarak bırakalım. Tabii aşağıdaki rule'u da açmamız lazım bununla ilişkilendirecek şekilde. Çünkü orada da biz aslında write to ile f name'ine sahip target'ı söylüyoruz. Yani target kısmına n tane target yazabilirsiniz. File, database, mail ve içerisindeki strateji şeyler, attribute'ler değişerekten. Çünkü burada
kullanabileceğiniz attribute'lar seçtiğiniz target tipine göre de değişiklik gösterecektir. İşte dosyanın attribute'larından tutun da dosyaya bir footer header eklemeye kadar pek çok şey var, kriter var. Büyük ihtimalle burada tipini değiştirdiğimizde, mesela database'e çektiğimizde bazı şeyleri kızacaktır. Şurada görüldüğü gibi mesela bunlar olmayacak sonuç itibariyle. Onun dışında başka şeyler ekleyecektir. Örneğin comment text'iniz, connection string'iniz, database'inizin neresi olduğu gibi. İşte bu az önce yüklediğimiz kütüphanelerdeki IntelliSense özelliğini destekleyen şema, buradaki konfigürasyon dosyasında yaptığımız değişikliklerde bize epey yardımcı olmakta gördüğünüz gibi. Kurallar kısmına geldiğimiz zaman orada da benzer şekilde bir takım attribute'larını IntelliSense yoluyla destekleyebiliyorsunuz. Seviye belirleyebiliyorsunuz. İşte trace, debug, info, warn gibisinden. Biz bunu trace olarak bırakalım. Böylece her şeyini, yani minimum level'ının trace olduğunu söylüyoruz. Trace'in üzerinde kalan ne kadar şey varsa loglayacağımızı ifade etmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz kullanmaya çalışalım. Mesela burada ben konsol uygulamasında çok basit dummy bir sınıf koydum. Ne iş yaptığı hiç önemli değil. Biz sadece log atacağız. Kullanımı gayet basit. Siz önce mesela hani hiç daha önce loglama mekanizması kullanmadıysanız veya yazmadıysanız, yazmayı düşünüyorsanız burada fikir yürütmeye çalışabilirsiniz kısa bir süre. Hani böyle bir loglama mekanizmasını uygulama içerisinde kullanmak isteseydim nasıl bir yol izlerdim, kolaylaştırıcı. Büyük ihtimalle bir fabrika tipi tasarlamaya çalışırdık. Onun bir metodu bize loglama, kullanacağımız loglama instance'ını döndürürdü. Özelliklerini de az önceki konfigürasyon dosyasına bakarak yüklerdi çalışma zamanında vesaire gibi. Şimdi tabi nlog içerisinden bir şey kullanacağız. Logger. Pardon, affedersiniz. Logger'ı kullanmaya çalışalım. Şöyle logger diyelim. Bunu yine nlog'daki, aslında artık onu şeye bak, şurada using'ini ekleyelim de kolay kullanalım biz de. Şimdi log manager'a bir gidelim. Burada statik olarak yaşayabileceğimiz getCurrentClassLogger metodu aslında bize konfigürasyon dosyasından yükleme sağlayacak. Ama isterseniz burada kod içerisinde tipi belirterek de hani şu tipi alıp loglama stratejisi olarak kullan diyebiliriz. Bakın bu kadar. Logger'ı tesis ettikten sonra aslında gayet lean bir kod oldu. Bakın sade, yalın. Ondan sonra logger'ın metotlarını kullanacağız. İşte debug, error, fatal, efendim söyleyeyim, info, warn gibi. Mesela burada bir info verelim. Diyelim işte transaction başlatıldı diyebiliriz örneğin. Sonra işte do something metoduna geldik. Orada bir şeyler yaparken bir sıkıntı oldu. Mesela fatal error aldık. Örneğin. Tamamen atlasyon yazıyorum şurada. Burada gittiğimiz, hani uygulamanın gittiği yerlerdeki dönüşlere göre bunları planlamak lazım. Diyelim işte ABC servisi çalışmıyor. Mesela harici bir servis var, kullanmaya çalıştığımız bağlanamadı. Bu fatal error takip ederken, fatal hata oluştuğunda bir tane de error fırlayıverdi. servisten dönen değerler null geldi. Aslında servis çalışmıyor dedik. Servisten değer alıyoruz. Hadi burada da diyelim ki DB balansı sağlanamadı. Sağlanamadı. Buraya gelelim. Burada bir tane daha mesela bir info, pardon, logger nesne örneğinden kullanaraktan yine info verebiliriz. Başka bir şey verebiliriz. Warning verebiliriz mesela. Warn verelim. Transaction sonlandı ama işlemler tamamlanamadı gibi bir şeyler de yazabiliriz. Şöyle bir şeyler yaptık. Birkaç tane hani seviyesine göre log verdik, bilgi verdik, fatal error verdik, bir error verdik. Bir tane uyarı mesajı verdik. Tabii şimdi bunun sonuçlarını görebilmek için bir tane commander tipi oluşturalım şuraya. Profesör Zündap olsun mesela. Kim derseniz Cars filmini seyreden arkadaşlar bilirler ikincisini. Evet, Profesör Zündap start transaction diyecek. Sonra Profesör Zündap do something diyecek. Hemen arkasından da stop transaction diyecek gibi. Çok basit kodumuzu tesis ettik.
Şimdi tabii şunu vurgulamakta fayda var belki de. Hani önünüzde yazılmış bir ürün var. Uzun zamandır da yazıyorsunuz vesaire. Testlerine başlayacaksınız. O tarz bir üründe hani bu loglama stratejisini bu kadar kolay sisteme entegre edip ilgili yerlerde koyup kullanmaya başlamak gerçekten çok rahatlatıyor developerları. O sebepten dolayı önemli. Bilinçlenmemizde fayda var loglama stratejilerinde. Şimdi bir çalıştıralım dilerseniz. Bu konsola hiçbir şey yazmayacak. Zaten onu beklemiyoruz ama uygulamanın exe'sinin olduğu yere gidersek şöyle open containing folder diyerekten buradan bin klasörüne ve debug klasörüne inersek bakın logs isimli bir klasör üretildiğini göreceğiz. Çünkü konfigürasyon dosyasını hani buraya at demiştik ve oraya kısa formatta tahin yazıldığını görüyoruz. İçerisine baktığımız zaman da bakın bizim bilgilerimiz yer alıyor. Zaman standart olarak transaction'ın başlatıldığına dair bir bilgi. İşte burada bir fatal almışız. Kritik bir hata olmuş. Error. Daha sonra da bir uyarı mesajı vermişiz. Örneğin burada text tabanlı olarak yazılmış bir bilgi var. Tamamen konfigürasyon nlog'un konfigürasyon dosyasında söylediğimiz ifadelerden. Bakın orada da dikkat ederseniz bir layout kısmı vardı. Bu layout kısmındaki ifadeler aslında text dosyasının içerisinde belirlemiş durumda. Şöyle bir bakarsak örneğin tarih geldi başa. Uzun formatta bir tarih. Çünkü bazen milisaniyeler dahi çok önemli olabilir logda. Sonra büyük harflerle bakın level yazıldı. Info, fatal, error ve warn geldi. Çağırdığımız metotlar aynı zamanda bunlar. Dikkat ederseniz. Ve son olarak da mesaj gelmiş. Pek tabii siz buradaki ifadeleri kuvvetli muhtemel dolar sembolünü kullanaraktan genişletebilirsiniz de orada tabii IntelliSense burada belki aktifleşemedi ya da kullanamıyorsunuz ama hani o da olsaymış bakalım geliyor mu gelmiyor evet. Öyle bir özellik de olsaymış güzel olurmuş ama sonuç itibariyle dokümantasyonuna baktığınız zaman nlog'un burada neler kullanabileceğinize dair bir takım keywordler vardır mutlaka onlara rahat da bakabilirsiniz. Zaten şurada da wiki'si hazır var. Şimdi biraz daha değiştirelim mesela hani stratejinizi değiştirelim. Nlog.config'de mesela bunu konsol yapalım. Affedersiniz. Konsol yapalım. Tekrar çalıştıralım. Çalışmadı galiba. Konsola yazar diye bekliyordum ben ama. Bir daha şöyle yanlış mı acaba şey yaptık? Konsol. Evet yazmasını bekliyordum. Ha pardon düzeltiyorum yazmadı. Neden yazmadı? Güzel oldu benim için. Ceza oldu. Öyle hiç bakmadan tak diye geçtim. Bakın filename'in altını çizdi. Bu zaten okuyamamasına neden olacaktır. Çünkü konsola yazacaksa eğer bir filename attribute'u kullanılmasına gerek yok. Biz şöyle yapalım. Bu filede kalsın. Şunu ben kopyalayayım. Bunu yorum satırı haline getireyim. Üst tarafa bir tane daha koyalım. Burada console diyelim. Filename'i kaldıralım. Name F ama hadi bunu C yapalım. İsim birliğini de sağlamış olalım. Şimdi tekrardan bir deneyelim bakalım. Evet şimdi bakın konsola yazdı örneğin logları. Hatta burada incelediğim kadarıyla nlog'u şöyle güzel bir özelliği de vardı onun. Colored Console diye de bir şey var. Yani sırf bu sebepten dolayı konsol üzerinde yazılmış bazı test uygulamalarında vesaire Colored Console'u kullanmayı tercih ediyorum ben. Onu da şöyle gösterelim. Bir böyle renklendiriyor bakın dikkat ederseniz. Daha böyle hoş bir görüntü oluyor açıkçası. Hani warn'lar bu şekilde, error'lar bu şekilde vesaire gibi. Yine başta da belirttiğimiz gibi burada başka seçenekleri de tercih edebilirsiniz. İşte database büyük ihtimalle sizin tercih edeceğiniz veya kullanmak isteyeceğinizdir ama hani basit uygulamalarınızda text tabanlı loglamalar da mutlaka kullanılabilir. Sistemin event loglarına dahi yazabiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece basit bir şekilde yani neredeyse hani ben konuştuğum için de biraz uzadı ama hakikaten mecazi anlamda 5 dakika dedik ama hani 1-2 dakika içerisinde nlog'u paketten yükleyip sistemimize kullanılabilir hale getirebiliyoruz. İçerideki kod parçasında kullanımı da kolay. Burada sadece sizi zorlayabilecek noktalar konfigüre edilmesi doğru şekilde logların ve daha da zorlayıcı olan aslında nerelerde ne şekilde loglar atacağımız. Hani o neden önemliden sonraki slaytımızda
Yani şu hususlara dikkat etmemiz gereken yerdeki kriterlere bakaraktan loglamaların stratejisini belirlemek ve nelerin loglanacağına bakmakta fayda var. Evet, umarım sizler için bilinçlendirici bir görsel ders olmuştur. Başta da belirttiğimiz gibi loglamanın basit bir şekilde kullanılabileceğini göstermeye çalıştık. Burada önemli çünkü bizler için. Enterprise çözümler de çok önemli. Bu hususlara dikkat ederekten geliştirme yapmaya devam etmenizi de rica ederiz aslına bakarsanız. Evet, böylece geldik bir görsel dersimizin daha sonuna sevgili arkadaşlar. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.